Merhaba sevgili gençler, 5. sınıf Türkçe kitabımızın 59-61. Sayfalar arasındaki 1 Temmuz gecesi adlı dinleme metnimizin hazırlık çalışmalarını arkadaşlar sizler için şöyle güzelce hazırladım. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmanızı da rica ediyorum sizlerden. Ayrıca 1 Temmuz gecesi dinleme metini bu videonun altındaki linkte olacak. Dinlemek isteyen videonun altındaki açıklama kısmına linki tıklayabilir ve parçayı dinleyebilir. Demokrasi kavramı size neyi çağrıştırıyor? Birinci sorumuzun cevabı, demokrasi insanların özgürce yaşadığı, kimsenin başkasının yaşam tarzına karışmadığı, yöneticilerimizi özgür irademizle seçtiğimiz yönetim biçimi şeklinde cevapladık. İkinci soru, bir ülkenin bağımsızlığı sizce neden önemlidir? Ülkenin bağımsızlığı, o ülkede yaşayan huzur ve özgürlüğü için yaşayanların huzur ve önemi, özgürlüğü için önemlidir. Burada yanlış yazmışım, yaşayan demişim, yaşayanların olacak arkadaşlar. Huzur ve özgürlüğü için önemlidir. Bağımsız bir ülkede yaşayan insanlar özgürdürler şeklinde cevapladık. 3. 15 Temmuz gecesi ile ilgili yapmış olduğunuz araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 15 Temmuz gecesi arkadaşlar, çok fazla araştırmaya gerek yok. Hepimiz ezberi biliyoruz her şeyi zaten. 15 Temmuz gecesi hainlerin devleti ele geçirme kalkışmasıdır. Ancak halkımızın ve ordumuzun büyük bir bölümünün kahramanca mücadelesi sonucu hainlerin çabası boşa çıkmıştır. 15 Temmuz'da çok sayıda vatandaşımız ve kolluk kuvvetimiz yani asker ve polisimiz şehit olmuştur şeklinde cevaplayabiliriz. Evet arkadaşlar, hazırlık çalışmalarımız bu kadar. Şimdi etkinliklere geçiyoruz. Siz şu şekilde durdurup yazın, etkinliklere gelin. Evet, 59. sayfada birinci etkinlik sevgili arkadaşlar. Metni dinlerken önemli bulduğunuz yerleri not ediniz. Ben metni dinlerken benim ilgimi çeken yerleri şu şekilde not aldım. Hareketlilik var, garip dedi babam. Şu terör belası yine can aldı sanırım. Askerlerimizin al bayrağı sarılı tabutu göğsüme bir sızı veriyordu. Atatürk Havalimanı önünü kapatan asker görüntüleri, ardından İstanbul Boğazı görüntüleri. Babam hop oturup hop kalkıyordu. Neden, kim bunlar sorularını soruyor, cevap alamıyorduk. Babam üstünü giydi, dışarı çıkacaktı. Ben de gelebilir miyim dedim, babam sen gelmesen iyi olur dedi. Ben bu şekilde not aldım arkadaşlar. Siz de metni dinleyerek, bu videonun altında dinleme metni olacak. Metni dinleyerek kendi notunuzu alabilirsiniz. İsterseniz bunu aynen yazabilirsiniz. İkinci etkinlikte kelimeler var arkadaşlar. Bu kelimeleri önce tahmin edip sonra Türk Dil Kurumu sözlüğünden bulup yazmanız isteniyor. Kelimelerimiz ne? Baygın, sızı, olağanüstü, gergin ve birlik arkadaşlar. Baygın kelimesinin şu şekilde tahmin ettim. Yorgun, halsiz bakmak. Sözlük anlamı kendinden geçmiş, bayılmış durumda olan kimse. Sızı, üzülmek, acı hissetmek tahminim. Sözlük anlamı hafif, ince ve genellikle sürekli ağrı. Olağanüstü, benim tahminim az görülen durum dedim. Sözlük anlamı her zamankinden, benzerinden farklı ve onun ötesinde üstünden olan şeklinde. Gergin, asabi ve sinirli dedim. Sözlük anlamı gerilmiş durumda olan. Birlik, benim tahminim bir olma, beraber davranma durumu. Sözlük anlamı bir ve bir tek olma şeklinde yazılmış arkadaşlar. Bunlar da sözlüklerimiz. Şimdi bu sözcükleri birer cümle içerisinde kullanmanız isteniyor. Şu şekilde kullandım ben sözcükleri. Ali baygın baygın bakıyordu, ayaklarım sızlıyordu, ders çok gergin geçti, birlik ve beraberliğimiz dillere destandır. Ceren olağanüstü bir başarı gösterdi. Ben bu şekilde kullandım. Siz de kullanıp değişik şekilde kullanabilirsiniz. Ben mümkün oldukları cevapları sizler için kısa yazıyorum arkadaşlar. Yazması kolay olsun diye. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Evet, 60. sayfaya geçiyoruz. Siz bunu yazıverin. Evet gençler, geldik 60. sayfa. Üçüncü etkinliğimiz, dinlediğiniz metinde geçen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Hop oturup hop kalkmak. Bu telaşlanmak, heyecanlanmak arkadaşlar. Evet, şöyle ya heyecandan ya öfkesinden yerinden duramamak. Yola çıkmak, hazırlanmak, bir yere gitmek üzere. Evet, şu renkleri farklı yapalım ki karıştırmayasınız arkadaşlar.
bir yere gitmek için hazırlanmak, yenik düşmek, yenilmek, mağlup olmak. Şu ark sevgili gençler, hemen eşleştiriyorum. Yenik düşmek, yenilmek, mağlup olmak, şöyle eşleştirdik. Kulak misafiri olmak, gizliden gizliden yakından konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Gizli gizli dinlemek ya da kulak misafiri olmak, değil mi? Bu kadar basit, şöyle eşleştirdik. Evet, bunu da yaptık. Geçelim. Siz de yapın aynısını sevgili gençler. Geçelim dördüncü etkinliğe. Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu işaretleyiniz. O akşam olağanüstü bir durum vardı. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. Akşamdan sonra her şey eskiye döndü diyor. Hayır, yanlış. O akşam değil, çok daha sonra. O akşam olanların metin kahramanlar haberdar değildi diyor arkadaşlar. Öyle mi? Hayır, haberdardı arkadaşlar metin kahramanları. Hemen o da yanlış. Akşamdan sonra ailece Kızılay ya da külliyedeydiler. Evet, bu doğru. Ya Kızılay'a ya külliyeye gitti herkes. Aradan geçen aylardan vatanın birliği için dua ettiler. Evet, doğru arkadaşlar. Vatanın birliği için dua edildi. 3 tane doğrumuz, 2 tane yanlışımız çıktı buradan da. Geçelim 5. etkinliğimiz. 5. etkinlikte dinlediğiniz metinle ilgili soru, 3 soru hazırlayın ve cevaplayın. Ben şöyle sorularım. Olaylar ne zaman meydana geldi? 15 Temmuz gecesi. 2016, onu da yazalım arkadaşlar. 2016 yazalım. Birçok kişi yazmaz belki. 2016, 15 Temmuz gecesi. 2016. Çünkü 2016, bunu da unutmayın. 2016 tarihimiz. Olaylarda asker yaralandı mı? Kesinlikle evet. Hatta şehit olan birçok askerimiz oldu. Olaylar kim sebep oldu? FETÖ, terör örgütü sebep olmuştur. Bunu da böyle yazın sevgili gençler. Geçelim. Etkinlikte aşağıdaki hikaye haritasında boş bırakılan yerleri dinlediğiniz metinden hareket ile doldurunuz. Olayın geçtiği yer. Olay nerede geçiyor? Evden geçiyor değil mi? Evde konuşulanlar, evde televizyon dinleniyor. Olayın zamanı 15 Temmuz 2016 sevgili gençler. Olay, darbe girişimi akşamında bir ailenin evinde yaşananlar. Evet, ailenin evinde yaşananlar. Konu 15 Temmuz darbe girişimi. Peki kahramanlarımız kimdi? Baba, çocuk, anne ve anneanne var. Ana fikir, 15 Temmuz gecesi yaşananlar çocuklar dahil herkesi etkilemiştir. Anlatıcı kim? Birinci tekil kişi değil mi? Birinci kişi olarak yazabilirsiniz. Evet, 60. sayfamızı şöyle durdurup yazın siz sevgili gençler. Ben 61'i hazırlıyorum, sizi de bekliyorum. Evet, geldik 61. sayfa ve son etkinliğimiz, 7. etkinlik sevgili gençler. Bir metin vermiş, bu metini okuyarak bir slogan hazırlamanız, okuyun ve daha sonra, pardon, sloganı daha sonra hazırlayacaksınız 8. etkinlikte. Burada 15 Temmuz'da yabancı güçlerin desteğiyle içimizdeki düşmanlar güzel ülkemizin ele geçirmeye çalışmışlardır. Ancak milletimiz bu işgallere karşı gelmiş, büyük bir direniş göstermiş. Mustafa Kemal'in yukarıdaki konuşmasını, yani şu nutuktaki şu konuşma arkadaşlar, şu konuşmasını 15 Temmuz Türk milletinin gösterdiği kahramanlık hareketiyle yorumlayınız. Siz bunu yorumlayabilirsiniz ama ben şu şekilde şuraya yazdım. Siz de isterseniz yorumlayabilirsiniz ve sloganımı da söyleyeyim. Benim sloganım ve Türk'ün gücü yeniden gösterildi. Yukarıdaki Mustafa Kemal'in o sözüyle, nutukta alınan sözüyle yorumu ise şu: 15 Temmuz Türk milleti için aydınlık bir gündür başlıyor ve mekanları cennet olsun, Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun cümlesiyle bitiyor. Siz videoyu durdurup 61. sayfayı da siz kendi sloganınızı değiştirebilirsiniz ya da bu yazıyı da biraz değiştirebilir, ekleme çıkarma yapabilir ya da aynen de yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, abone olup WhatsApp gruplarında paylaşıyorsunuz değil mi? Yorum da yazıyorsunuz, videolarımızı da beğeniyorsunuz. Aferin size. Evet, bir sonraki konuda, videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.